Efendim, haftanın ilk günü, ilk yayın günü 8 Temmuz Pazartesi ve açılışta da söyledim. Bugün önemli bir konuğum var. Merak ettiğim, gelişmeleri merak ettiğim bir siyasi partinin, partimizin, Zafer Partisi'nin İzmir İl Başkanı sevgili Naşit Birgüvi konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bu yani millet sıcağa dayanamıyor. Siz genel başkanı İzmir sıcağında dolaştırdınız böyle. Tabii. Şimdi öyle girelim mi Naşit Bey? Girelim. Ya ben tesadüfen fark ettim Ümit evet. Hoca'nın geldiğini. Bir anda mı oluştu bu? Bu ziyareti nasıl karşılandı? Çünkü bu nasıl karşılandığı biraz açacağız. Bundan sonra böyle rüzgar gibi geleceğiz, rüzgar gibi gideceğiz ve her tarafı tozu dumana katacağız. Vallahi ben Sayın Ümit Özdağ'a açık daveti yaptım. Burada tabii, gerçekten tabii. Kendisiyle derinlemesine zamanda. Bir tabii. Sohbet yapmak isterim yani. Merak ettiğim konular var. En kısa zamanda inşallah. İlk programında İnşallah sizlerin davetlisi olarak gelecekler. Hafta sonu çok güzel çalışmalar yapıldı. Hem milletimizle buluştuk hem partilerimizle buluştuk. Genel başkanımın İzmir'de hem Kemalpaşa'da yeni parti binamızın açılışı vardı. Oraya katılımlarını sağladık. Ardından da hem Buca ilçe kongremiz vardı. Buca ilçe kongresinden sonra da yine Buca ilçe binamızın, yeni binamızın açılışı vardı. Arka arkaya bu programlar icra edildi. Çok güzel teveccüh gördük. 30 ilçede de örgütlendi. 30 ilçemizde örgütlenmemiz var. 30 ilçemizdeki örgütlenmeyi biz seçimlerden sonra hallaç pumu gibi atarak şöyle kepçeyi alta sokup alttan üste, üstten alta bütün yapıları elden geçirdik. Geçiriyoruz da hedefimiz sandıklara yansıyan teşkilatlanmayı tamamlamak ve İzmir'de takribi 13 bin kişilik bir seçim ordusunu oluşturmak. Adım adım ilerliyoruz. Çok planlı ilerliyoruz. Dolayısıyla hedefe de adım adım ilerlemiş oluyoruz. Anladım. Peki Sayın Özdağ'ın İzmir'de işte Kemalpaşa'da, Buca'da ya da gittiği yerlerde evet. Yani partili olmayan, onları siz çok rahat ayırabilirsiniz. Tabii ki. Vatandaşlardan gördüğü hissiyat neydi? Çünkü son dönemde ben Ümit Özdağ'a kadar hedefe konan bir siyasi, yani Hüdapar'ın genel başkanı bile hedefe konmadı yani bu kadar. Yani Ümit Özdağ yani her şeyle itham edildi. Hatta bir Mossad ajanlığı vardı, onu da hocaya şey yaptılar. Peki sokağa çıktığında vatandaştan ne görüyor? Sokak onu söylemiyor işte. Sokak Ümit Özdağ'ı gördüğünde Ümit Özdağ'ın önünü kesiyor, boynuna sarılıyor. Ümit Özdağ'la fotoğraf çektirmek için kuyruklar oluşuyor. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani şu an siyaset tıkanmış durumda. Kesinlikle. Siyaset tıkanmış durumda. Yani AK Parti'nin zaten ciddi bir düşüş devam ediyor. Düşüş daha sürecek. İyi Parti artık siyaset çöplüğünde kendine yer aramaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi de hiçbir programı yokken, hiçbir hazırlığı yokken milletin AK Parti'yi cezalandırdığı bir seçimde artı bir %15'lik oy aldı ki gerçek oy kendi oyu değil. Dolayısıyla vatandaş kerem verdiği oyu ne zaman sandık konacak da tekrar geriye alacağım diye hesabını yaparken arayışında zaten Zafer Partisi'ni buluyor ve görüyor. Peki Zafer Partisi'ni biz nereye...